kan bir Türk anasının çehresine aydınlatmakta. Kanınca hayatı bekliyor. Yağmura, soğuğa, yıldırımlara aldırış bile ettiriyor. Benim, aklım olsun. İstayım çıkmadı. Babam dömek eder. Ağların da senin hayatlar Çanakkale'de de bitmiştir. Bak, son yongam sen. Minareden ezan sesi kesilecekse, bu vatan toprakları elden gidecekse. Dön sana haram. Dön de köye dönme. Yolun şıpkaya uğrarsa, dayının ruhuna bir fatiha okumayı unutma. Haydi oğlum. Yolun açık olsun. Anam, yüzün arkada kalmasın. Bu topraklar, bu vatan bizim. Gücümün son zerresine, kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Canım bu vatana feda olsun. Bu vatan topraklarında tek bir düşman askeri bile yaşadığı sürece sütün haram olsun bana. Ben şehit olacağım anacığım. Bu şanlı vatan uğruna. Ellerinden öperim. Bacılarım sana emanet. Bunlar bir an aile oğlunun son konuşmasıydı. Bir anamın oğluna ettiği son nasihat, vatanın uğruna öl de köyüne dönmeydi. Söğüt'ün Akgünlü köyünden Mehmet oğlu Hüseyin cepheye gitti. Ayrıca
kardeşlerim askere gönderirken başına gelen komutan soruyor. Cevap veremeyin. Kardeşlerim de cevap veremeyin. Artık olmasın. Zaman doldu. Toparlanın. Yaralıyı taşımak sana yetmedi. Silaha sen de sarıldın.